Merhaba, ben Yılmaz Eneş. 1960 İstanbul doğumluyum. 1994 yılından beri Ebru Sanatı ile ilgileniyorum. Ebru Sanatı'na Cafer Ahmet Lisesi'nde Tülay Taslacıoğlu'nun derslerine başlayaraktan adımımı attım. O günden bugüne de profesyonel olarak da İstanbul'da Küçük Ayasofya semtinde galeri atölye tarzında bir mekanım var. Burada Ebru severlere ve gençlere, Ebru ile ilgilenenlere Ebru sanatını anlatıp onlara öğrenmek istedikleri bazı konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ebru sanatında kullandığımız boyalar aşı kırmızı, oksit sarı, krom yeşil, iç siyahı ve Pakistan'ın Lahor kentinden gelen indigo rengi olan Lahor çiviti. Boyalarımızı toz olaraktan alıp destesenk dediğimiz el taşında takriben 2 saat, 3 saat gibi sekizler çizerekten boyalarımızı eziyoruz. Birinci boya ve ikinci boya dediğimiz gruba getirip ondan sonra yüzey atışlarını yapıyoruz. Bunları fırçayla sağlıyoruz. Fırçanın üstüne, zeminin üstüne fırça atışını yaptıktan sonra, fırçayla zemin atışını yaptıktan sonra hatip veya çiçekli evrularını kullanmak üzere iğne takımımız var. Bunlar normal tığ uçları veyahut da yorgan iğnesi, dikiş iğnesi gibi malzeme. Kesesinden alınan öz suyunla boyalarımızı pişiriyoruz. Bu pişirme süresi de 2 aylık bir bekleme ve boyanın devamlı karıştırılma, çalkalanma gibi bazı bakımlarıyla 2 ay sonra hazır konuma geliyor. Suyu olmazsa Ebru sanatı olmaz gibi bir çalışma var. Çünkü öt boyanın dibe çökümünü engelliyor, boyanın açılımını sağlıyor ve diğer sanatlarda, resim sanatlarında olduğu gibi 6-7 rengi bir arada kullandığınız zaman, mesela sulu boyada 6-7 rengi bir arada kullandığınızda ara renkler elde edersiniz. Boyaların birbirine geçişlerini ara renkler elde edersiniz. Ama Ebru sanatında 6 rengi de bir arada kullansanız, aradaki öt ayarlı farklı olduğu için boyanın çeşidinden dolayı, aradaki ötten dolayı boyalar birbirine karışmaz. Biz bugün zanaat boyutunda değil de sanat boyutunda ilerlemesini istiyoruz. Çünkü Ebru'nun kendine has farklı bir mistik bir havası var. Bir terbiyesi var, bir sabır denemesi var. Yani bu kelimelerle anlatılması zor bir şey. Yani teknenin başına bir Ebrucu geçtiği zaman hazırladığı Ebrularda çok farklı şeyler görür. Bir yaptığınız Ebru'yu bir daha yapma şansınız hiçbir zaman yok. Ne kadar iyi usta da olsanız, ne kadar iyi bir Ebru'cu da olsanız, her tekneye oturduğunuzda o gün yeni bir öğrenci gibisiniz. İlk defa tekneyle tanışan bir insan gibisiniz. Çünkü Ebru sanatında hiçbir zaman
profesyonel bir konuma gelemiyorsunuz. Her tekne açtığınızda amatörsünüz. Onun için Ebru sanatı sabır sevgi sanatıdır. Sabrederseniz, severseniz belli bir noktaya gelirsiniz. Tekne de vakti zamanı geldiği zaman size de yüzünü gösterir. Ben Ebru yaparken tek kelime bana Ebru'yu ne hissediyorsun dedikleri zaman şunu diyorum. Marmara büyük bir deniz. Ben bu denizin ortasında küçük bir teknede bir kişi gibi. Yani deryanın ortasında bir fındık kabuğunda gibi hissediyorum kendimi.